هو مكان على كوكب الأرض، لكنه يحمل جينات وصفات من كوكب آخر في المجموعة الشمسية، بحيرة سالدا جنوب غرب تركيا. تؤكد أبحاث العلماء أن تربتها وطبيعتها تتقاطع مع العناصر المكتشفة حديثاً في كوكب المريخ. يعني بو سالدا hakkında Türkiye'nin Mars'ı diye bir işte jeolojik yapısının, jeopolitik konumunun vesairesinin kimyasal yapısının benzer olduğu öngörüldüğünden dolayı başlıyor. Yabancı gruplara işte diyorlar burası Mars özelliği taşıyor. Krater gölü, magnezyum var, soda var. İşte gök taşı düşmesiyle oluşmuş. Çevresi işte 44 kilometre, derinliği 187 metre. وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا تقول إن ترسيبات المعادن والصخور في سالدا هي الأقرب لتلك الموجودة في فوهة جيزيرو على سطح المريخ، حيث تبحث وتتقصى مركبتها في هذه الفوهة التي يرجح العلماء أنها كانت في الماضي ممتلئة بالماء. İşte dünyanın en temiz, en derin gölü özelliği olduğunu. Ve onun dışında bu gölün nasıl oluştuğu şeklinde inanışları var. Örneğin çok fazla spekülasyonlar var. Bu göl depremlerle mi oluştu? Yoksa ortada bir vadi vardı çok geçmiş zamanlarda. Yağmurlarla ve sularla bu göl doldu mu? Veya onun dışında şu andaki popüler ismiyle Mars'ın bir parçası olarak göktaşı düşmesiyle mi oluştu şeklinde? وتنشر ناسا في أحد تقاريرها العلمية بأنك قد لا تتمكن من زيارة فوهة جيزيرو في المريخ، ولكن يمكنك زيارة مكان آخر يشبهها وهو بحيرة سالدا في تركيا التي تتشارك ذات الصفات المكتشفة في قاع فوهة جيزيرو الجاف. öngörülen bir süreç var. Yapılan işte civardaki kayaç analizleri sonucunda. Bu da alkalen dönem dediğimiz aslında jeolojide. بعد هذا الاكتشاف تغيرت علاقة سكان المكان بالبحيرة، فهي لم تعد ملكهم لوحدهم كما كانت في سنوات خلت، يستجمون على ضفافها وينسجون رواياتهم الخاصة عن مياهها وتربتها المباركة التي تشفي من الأمراض. Biz kendi buranın yerli insanları olarak biz yabancılaşmaya başladık yavaş yavaş. Bir parçası olduğunu hissetme durumu biraz değişik. Yani öncelikle gerçi en başından beri Mars'tan bir parça gibi inandığım için yani neredeyse küçük en küçüklüğümden beri çok farklı hissediyorum aslında. Yani şöyle düşünün, başka bir gezegenden gelen bir parça senin yaşadığın yerin yanında duruyor. Eğer gerçeği buysa yani inandığım ve tahmin ettiğim şey bu. Ama öyleyse gerçekten farklı bir durum oluyor. Yani çünkü dünyamızdan başka gezegenlere araştırmak için gidiliyor. Örneğin yani aynı şekilde Mars'ı araştırmak için gidiliyor. Ama Mars ayağımızın altında gibi bir durum oluyor. Bu gerçekten farklı, belki biraz da özel hissettiriyor olabilir. And I like the contrast of it. I like the contrast between the material, the water and the rock, the colors. I like the contrast. I like the contrast between the rock and the water, and also the acoustic. Like if you can hear a car or a person talking from very far away because the acoustic is just perfect here. And I like the quality of the light as well because the ground is very white and also very dark. So the reflection through the water and over the stones are very radical. I feel it as
something, yeah, more like full of promises, like what can happen. You know, it's like a bare stage somehow. It's very poetic, I think. Bunu önce biz televizyonlardan duyduk, gelen arkadaşlarımızdan duyduk. Oralardan öğrendik, belgesellerden öğrendik, oralardan öğrendik. Önceden bilmiyorduk yani. Bu kadar yararlı, bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk. Tabii duyunca şaşırdık. Hani bu kadar kıymetini bilmiyorduk. Önceden bu kadar değerli olduğunu bilmiyorduk. Şimdi şöyle yani NASA tabii ki işte jeoloji kriterine buranın çok benzer olduğunu söyledi Salda bölgesinin. Hem bir jeoloji mühendisi olarak hem de buranın yerlisi olarak zaten böyle konulara meraklı olduğum için aslında jeoloji bölümünü tercih edip jeoloji mühendisi oldum. Tabii ki bir merak uyandırdı. Bölge bilmediğimiz bir bölge değil. Zaten çocukluğumuzdan beri yaşadığımız taşın toprağını bildiğimiz bir bölge ama Mars bilmediğimiz bir bölge. Aynen 2017 yazından itibaren bir anda popülerliğe ulaştı ve bir anda insan akınına uğradı. Çevre özelliklerini hem kötü hem iyi şartlarda etkiledi. Yani iyi şartlarda etkilemesi çevredeki insanlar, yeni iş sahipleri, yeni insanlar tanıdı, yeni kültürler tanıdı belki. Dışarıdan artık Salda Gölü'nde bilinen bir yer oldu. Bu iyi yönleri oluyor. Kötü yönleri ise deforme olması bir tık hızlandı diyebilirim. Çünkü hem göl hem de çevresi yani bu bölgedeki işte köyler, kasabalar ve ilçeler bir anda o kadar fazla insan akınını kaldırabilecek şekilde hazırlıklı olmuyor. Zaten vardı ama farklı bir boyut kazandı diyebiliriz. Hani Mars'la olan benzerle ilgili tabii makaleler okuduk, bölgede daha fazla gezdik. Es'ten gördüğümüz taşa farklı bir gözle bakmaya başladık artık hani. Bir sebep sonuç ilişkisi kurmaya başladık. Mevcut devam eden kimyasal süreçlerin aslında başka dünyalarda, başka gezegenlerde de benzer şekilde işlediği gibi bir aydınlanma oluşturdu bizde de. Geçmiş için hiç gölümüzün hani iyiliğini, kötülüğünü, kıymetini bilmiyorduk. Göl vardı ama hiç bilmiyorduk yani. Hani göl varmış, yokmuş bilmiyorduk. Hani çocukluğumuz olsun, gençliğimiz olsun böyle değerli olduğunu bilmiyorduk, kıymetini bilmiyorduk. Şimdi daha kıymetini bildik, daha değerli olduğunu bildik, daha da güzel oldu. Kendi bu şey, malı, organik, buyurun. Levent süslerim var. Nerede Levent'lerim var?
Bu Sağlı Gölü Mars keşfetmeden önce çok güzeldi. Herkes giriyordu göle. Herkes gelip piknik yapıyordu. Ondan geri çadır kuruyorlardı. Ama şimdi Mars keşfedince şimdi her şey yasaklandı. Hiç kimse giremiyor, yasak. Bir ayağla sokuyorlar, gölü girmek falan yasak. Şimdi Mars keşfedince önce çok güzeldi. This place is just amazing. It's empty and full at the same time. I just love this place. It's really amazing. It was a surprise for me to come here. Bu bulunduğumuz bölge zaten işte Kayadibi köyü, Salla köyü, 4-5 kilometre işte civarında uzaklıkta ilçe merkezimiz var, Yeşilova, Doğanbaba köyümüz var. Bu köy ve insanları daha çok işte çiftçilikten, hayvancılıktan geçimini sağlayan insanlar. Geçmişte yani çocukluğumdan beri bildiğim bir bölge zaten. Ta 3-4 yaşlarından beri bu bölgedeyim kendim Yeşilova olmam vesilesiyle. İnsanlar hayvancılıktan ve tarımdan hayatını idame ettirmeye çalışıyorlardı. Mümkün oldukça da insanlar aslında bir ekosisteme uyum sağlamaya meyilli. Daha çok susuz tarımın yapıldığı, daha çok bildiğimiz gibi bölgemizin meşhur bir... Ama önceden biz yani gelen giden olmuyordu. Kendi kendimize eğleniyorduk ama bir tat bulamıyorduk. Ama şimdi gelirimiz olduğu için daha güzel oldu, şenlendi, daha iyi oldu. Hem gelir için iyi oldu, hem vatandaş için oldu, hem memleketimiz için daha değerli oldu, daha iyi oldu. Kendi yerlisi yok oldu, yabancısı geldi burayı çöktü. O yüzden şimdiki halini istemiyorum, ben eski halini istiyorum. Yani yerlisini el çektirdiler, yabancılar geldi yerleşti, istemiyorum. Hani internetten gören herkes apar topar buraya gelmeye başladı. Herhangi burada bir altyapı yoktu. Bir anda işte dediğim gibi buranın 3-4 tane civarda bir ilçe ve 3 tane köyü varken 10 bin kişiye burası ev sahipliği yapıyorken 100 bin, 200 bine dayanmaya başladı. Aslında Mars'ın, NASA'nın Mars açıklaması da biraz tuz biberi oldu. Zaten ufak ufak popülerleşmeye başlamışken çok daha hızlı patladı. Bir anda işte merak konusu oldu. Bunun üzücü kısmı şu, merak konusu olup bilim insanları açısından değil. Dışarıdan gelen arkadaşlarımız olunca biz de günlerimizi değerlendiriyoruz, vaktimizi değerlendiriyoruz, gelirimizi değerlendiriyoruz. Gözüm yapıyoruz, mısır yapıyoruz, mısırı kaynatıp satıyoruz. Her şeyi değerlendiriyoruz. Hem arkadaşlarımız yararlanıyor, hem bizler yararlanıyoruz. Her yönden yana yararlanıyoruz yani iyiyiz. Böyle olursa daha dışarıdan gelenler olursa daha çok memnun oluruz. Ya yabancı turistlerin gelmesinin hani olumsuz ve olumlu etkileri var diye az önce söyledik. Olumlu olumsuz etkisine baktığımızda aslında olumsuz etkilerin oluşmasının sebebi hazırlıksız yakalanılması. Yani turistin bir bölgeye gelmesi kötü bir şey değildir hiçbir zaman. İyi bir şeydir ama altyapımız yok, yeterli yol yok, yeterli lokanta yok, market yok, tuval. Hani bir insanın ihtiyacını karşılayabileceği yeterli sayıda hiçbir şey yok şu an bu bölgede. Bakarsak çocukken sadece bizim için suya girme, göle girme sebebiydi Salda. Eğlenceli bir aktiviteydi. Yaşımız büyüdükçe, belli işte bilgimiz, birikimimiz arttıkça, bu merakımızı eğitimle destekledikçe tabii ki bakış açımız değişiyor. Eskiden hani buradaki herhangi bir şey, bir taş diye bakarken sadece beyaz kumsal olduğunu bunun düşünürken o beyaz kumsalın aslında işte nasıl bir jeokimyasal süreçte oluştuğu, aslında onun beyaz bir kum değil de manyezit elementi olduğu, aslında bir maden olduğu, oluşmasında milyonlarca yıl sürdüğü gibi. Biz bilmiyorduk Salda Gölü'nün Mars'ın bir parçası olduğunu. İşte bilim adamları araştırmış, televizyonda yayınlandı, biz de öyle öğrendik.
bizi farklı geldi. Neden bu şeyden Mars'ın bir parçası, kumları bilmem ne, parlak taşlı aynı, tabii bilim adamları daha iyi bilir. Biz şaşırdık, Allah Allah, güzel bir şey olduk. Biz ünlü olduk. Bizim burası çok şey, dünyaca herkes gelecek diye. İlk önceden öyle çok sevindik yani. Önceden bizim hiçbir şeyden bilgimiz yoktu. Kumun nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Ama tertemiz kumludu, güzeldi ama ne olduğunu bilmiyorduk, haberimiz yoktu. Sonradan televizyonlardan duyduk, belgesellerden duyduk, değerli olduğunu öğrendik. Bilmiyorduk, haberimiz yoktu yani. Yerli mısır, yerli bu yerli. Eskiden şu kaşınma hastalıklarına iyi geliyor. Önceden bizim annelerimiz, dedelerimiz kaşınma iyi geliyordu. Göle gidip şifa olarak o kilinden sürüyordu. Suyundan banyo yapıyordu. Daha getirip el yıkanıyorlardı yani 3 defa. Haftada birer gün. Bu kilin iyileştirdiğini arkadaşlardan duyuyoruz. İnanmıyorum ben. Ama kendim kullanmadığım için inanmıyorum. Hani kulaktan duymaya inanmıyorum öyle şeye. Ama suyun faydası olduğuna inanıyorum. Bunu biliyoruz yani. Bunu herkes de biliyor. Bildiğim bir şu 4-5 sene önce Antalya'dan bir tanesi çocuğun biri hasta olmuş. Hala bizim kendi köylümüz. Kendisi birazcık felç, yüz felci geçirdi. Onu doktora gitti, yattı hastanede. 1,5-2 ay, 35-40 gün geldi. Her gün saat 12 ile 3 arası. Öğleyin. 12'de gidiyordu kum ısınınca. Ondan sonra 3 saat, 2 saat kumun içinde yatıyordu. Burayı kadar gömüyor. Bir kapı kalıyor. Ondan sonra kum her tarafını gömüyor. Orada güneşli beraber 3 saat sonra kalkıyordu. Var faydası dedi. Ama sıcaktan dedi. Ama kumdan dedi. Aldım ilaçları beraber iyi oldum ben dedi. Hani yürümüyordu, bayağı sandalyeli, koltuklu geziyordu. Biraz biraz yürüyordu yani benim gördüğümde. Her gün geçiyordu buradan, gölün kenarına. Ben öyle gördüm, iyiydi. İyi oluyor naba dedi bana. Öbür gibi hani gerçek neydi, ne kadardı bilmiyorum. Ama kendisi ağzından iyi, iyi geldi abla dedi. Öyle duydum. Buraya geldiğinden bahsediliyordu. Yaşlı neneler, amcalar bunu anlattılar bize. Söylentiye göre savaşta yaralanan sultan buraya geliyor. Buraya geldikten sonra Sultan Pınarı mevkisi dediğimiz oraya yerleşiyor. Atlarıyla iniyorlar. Tedavisine orada yapılıyor. Rivayet o ki gölün suyuyla işte sürekli pansuman yapılıyor. Ve o şekilde yarası iyileşiyor. Daha sonraki yıllarda da insanların cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. İşte ellerdeki sedef hastalığı, ayaklardaki mantar hastalığı, cildin herhangi bir yerindeki yaraların iyileştiği söyleniyor. Ayrıca kelleşmeye karşı saçları çıkardığı söyleniyor. Yani çok fazla söylenti var. Bunların doğruluğu, yanlışlığı bilemiyorum artık insanların kendine göre. Ama mesela geçen yıllarda benim birebir gördüğüm insanlar geliyor. İşte rahatsızlığımız var, sedef hastalığımız var, mantar hastalığımız var. Ve biz işte 2 gün, 3 gün suya girdik, işte kilinden sürdük. Ve yaralarımızın kapandığı yönünde birebir. Ancak sadece duyduğum, hani büyüklerden duyduğum ve internetten birkaç şekilde gördüğüm şeylerce. Şimdi geçmiş zamanda savaşların birinden çıkmış bir komutan veya o zamanlardaki sultan bu göle gelmiş ve savaştan çıktığı için yaralı bir vaziyette bu göle getirilmiş ve bu gölde iyileşti. Söylentileri var. Onun dışında işte geçmiş zamandaki insanların yaralarının göl suyuyla kapatıldığına inanışlar var. Aslına bakarsanız bilimsel olarak çoğuna faydası olabilir. Ha, yaraları kapatma açısından bir şey diyemem. Ancak içerisi mineral yoğunluklu bir göl olduğu için, hem de sodalı bir göl olduğu için aynı zamanda da bilimsel açıdan hani
sodayla insanların mesela her sabah yüzünü gözünü yıkaması insanlara gençlik sağlayabileceğini söylerler. O yönden insanlara faydası olabileceği malum. Ya gölümüzün işte belli deri hastalıklarına vesaire iyi geldiği böyle efsaneleştiren bir durum söz konusu. Aslında çok efsane değil. Bilimsel de bir tabanı var. Dediğim gibi biz çocukken bisikletten düştüğümüz zaman bir yerimiz yaralandığında göle getirilirdik. Göl orayı hızlıca pişirip iyileşmesini sağlardı. Çünkü gölümüzün su içeriği pH olarak 9'a yakın. Yani yaraları pişirebiliyor ve böyle sabunsu bir yapısı söz konusu bazik olduğundan kaynaklı. Yaraların iltihap kapmasının da önüne geçiyor. Ya da mesela bisikletten düştüğümüzde aslında Salda Gölü'nün alkalen yapısı gereği işte hani bazik bir yapıda olması, pH'inin 9'a yakın olması insanda şöyle de bir etki yaratıyor. Bisikletten düştüğümüzde çocukken hepimiz düşerdik bir yerlerden. Bir yerlerimiz yara olurdu. Salda Gölü'ne girdiğimiz zaman o yaralar çok daha hızlı iyileşir. Bu hani çocukluğum ve iz bırakmaz. Mesela motosikletten düşen gençler olsun, biz işte bisikletten düştüğümüzde olsun. Biz her zaman Salda Gölü'ne getirirlerdi hafta sonu. Gölde geçirdiğiniz bir saat o yaraların pişmesine hem steril kalmasına sebep veriyor. Ha ben inanıyor muyum? Ben inanmıyorum. Yani öyle bir şey olduğuna. Ama takdir Allah'ın. Önce sen içini ferah tutacaksın. Yapacaksın, deneyeceksin. Kilinden süreceksin. İşte suyuyla yüzünü yıkayacaksın. Herkesin farklı inanışları var. Yani bunlardan hangisine inandığı kişiden kişiye değişiyor. Dediğim gibi hepsinin hiçbirinde tam akıllı böyle garantisi yok. Ben daha çok Mars'dan parça düşmesi yani göktaşı düşmesiyle oluştuğunu inanıyorum. Aynı zamanda tektonik bir göl olması araştırıldığından kaynaklı. Biraz da daha bilimsel yaklaşıyorum yani. Bu kısma inanıyorum. Mars'la ilgili durum da şöyle. Aynı şekilde bir Jezero kriteri söz konusu. Aynı şekilde bir topografik çökelti söz konusu. Aynı şekilde etrafında ofiyolitik magnezyumca zengin kayaçların olduğu öngörülüyor. Ve benzer şekilde uydu görüntülerinden Mars'ta yapılan ilk incelemelerde stromatolit, burada bulunan stromatolit yapılarının çok daha eski versiyonlarının orada olduğu görünüyor. Ne kadar birebir %100 bir şey verilemesek de aslında ilk bulgular %90 bir benzerlik gösteriyor. Aradaki fark ne? Jezero kriterindeki süreç oluşmuş, yaşamış ve bitmiş. Burada hala devam ediyor. Jezero kriterin güncel bir hali gibi. Bunun bize katkısı ne olur? Gidip Mars'ta işte bir araştırma yapmak ne kadar maliyetli ve ne kadar zorsa burada yapmak da bir o derece kolay. Elimizin altında aslında bir Jezero kriterinin aynası var şu anda ve hala aktif, ölmemiş, yaşamaya da devam ediyor. Biz bunu bu şekilde insanlık olarak koruyabilirsek Mars araştırmalarında çok ciddi bir sıçrama yaratacağı düşünülüyor şu anda. Çünkü mekanizma birebir aynı işliyor neredeyse. Öngörülen o. Ama Jezero kriterindeki işte numuneler dünyaya geldiği zaman o numunelerden yapılan analizler neticesinde çok daha benzer olup olmadığı daha net ortaya çıkacak. Benim beklentim şahsi olarak çok benzer olması yönünde. Çünkü bütün şartlar sağlanabiliyor şu an itibariyle. Sadece dediğim gibi buranın birkaç milyon yıl önceki versiyonu gibi ya da birkaç milyon yıl sonraki gibi hani zaman çizelgesi tutmayabilir ama oluşum mekanizması birebir aynıdır.